Son sohbetimiz, dersimiz yine yapalım. Belki 1 saat hani çok zaman olmaz, kendimize göre bakarız. Ama sizin sorularınıza göre şekillendirelim. Direkt bir konu açmaktan ziyade hani artık bu bir yandan başka zamanlar için başlangıç ama burası için bir son olduğu için aklınıza takılan bir konu ya da daha üzerine konuşmak istediğiniz bir başlık oradan devam edelim. Sıva darmamızı nasıl Swadharma, şimdi bu kavramla başlarsak swa kendi, dharma mizaç ya da görev. Aslında dharma kavramını anlarsak swadharma da beraberinde gelen bir kavram. Dharma düzen dedik. Kozmik bütün neden sonuç ilişkisini bir arada tutan neden, zeka dedik. Böyle bakarsak aslında şöyle teoriden başlayayım. Her yaş döngüsünün tabii ki bu kişisel karmaya göre de değişir ama genelleşmiş haliyle biliyoruzdur bunu ama bir böyle üstünden geçelim. Dört farklı darma yani yaş döngüsüne göre bir mizaç ve gerekli görev sorumluluk olduğunu anlatıyor. Vedik teori. Bu işte 100 yıllık bir ömrü varsa insanın 25 yıllık ara evrelerinden geçerek ilk 25'i Brahmacharya, 4 Purusharta konumunda başlığı. Yani insanın erekleri, evreleri ya da hayat evrelerinde. Öğrencilik evresi 0 ila 25 yaş arası. Daha çok burada eski Vedik kültürde işte konuştuğumuz bir ustanın yanına ya da burada manastırlarda verildiği gibi bir ustanın yanına verilerek hem manevi bilgiyi öğrendiği hem belli disiplinlerde eğitimler aldığı. Marangozluk da olabilir ya da işte ne diyelim hayata dair herhangi bir zanaat bizim kendi kültürümüzde şu an okul, üniversite, eğitim sistemiyle genel bilgiyle kendini hazırlama. Sonra ikinci evre Grihasta 25 ile 50 arası aile hayatı diye tanımlanan. Buna göre artık 25 yaş ortalama ki 24 yaşta frontal korteksin tamamen kendini gelişmede tamamladığı yaş. Bunu nörobilim olarak da böyle anatomi dersinde de konuştuk. Bu şu demek, beyin aslında evrimini tamamlıyor, yani gelişmesini tamamlıyor. 24 yaşında ön korteksimiz seçim yapan, analiz eden, muhakeme eden, karar veren kısım tamamlanmışlığa geliyor. Bu da hayatın 24 yaştan sonra önemli ve gerekli kararlarının verilmesi gerektiğini aslında söylüyor. 24 yaşına kadar, bir nevi burada da bir bunu söylüyor gibi, bu evrimde olduğu için eğitim öğretimle bunu hazırlama sanki hala büyüme evresi. Şimdi bu karar aşaması aldığın bilgiyle verdiğin karar hayata sunacağın toplumsal bir katkı, zihinsel ve fiziksel emeğinle ve üretiminle. Bu profession anlamda yani iş, meslek demek oluyor. Bizim de şu an toplumlarımızda gördüğümüz topluma hizmet eden, burada önemli olan hizmet, topluma hizmet eden kendi bilgi dağarcığınla bir iş alanında yer almak ve biyolojik olarak da destek topluma bir çocuk vermek. Yeni bir insan katarak toplumun da gelecek çağlarda büyümesine devam etmek. Bu yüzden aile hayatı diye sayılan grihasta da evlenmek ve çocuk yapmak ve bir iş meslek kolunda çalışmak. Genel buradaki görev. Darmaların yaşam çağları olarak ismi, içeriği. Üçüncüsü, yani bunlar darma şu an konuştuğumuz aslında tekil bakarsak. Üçüncüsü Vanaprasta orman hayatı 50 ila 75 üçüncü evre. Biz ona hadi emeklilik hayatı diyelim kendi kültürümüzde ama orman ya da kendini manevi çalışmalara hazırladığın yer. Eski zaman Vedik kültürde ormana giderek bu manevi çalışmaları daha toplumdan, şehirden, medeniyetten ayrılarak yaptıkları için böyle Vana orman demek bir isim verilmiş. Bizde de hala kısmen emeklilik dediğimizde öyle. Kasıt şu,
Artık çocuk büyütme adına bir sorumluluğun yok. O belli bir yetişkinlik çağında kendi sorumluluğunu alan bir birey. Artık para kazanma kendi adına hem de ürün verme adına bir sorumluluğun yok topluma. Çünkü bunun için gerekli çabayı veya emeği tamamladın. Vanaprasta 50 yaş sonrası burada ortalama verilen sadece kendin manevi erginleşmen, idrakının açılması için çalışmalar yapma dönemi. Ve 75'ten sonrası ise sanyas diye sayılan ölmeden önce ölmek. Eğer biz öyle diyeceksek ya da terk. Artık tam bir derviş gibi kimi tekim hepsi, bu bedenin hepsi bir darma varsa sonunda gittiği yer, hazırlandığı ödev ya da sorumluluk ölüm ve ölüm sonrası yeni döngüye doğru manevi olgunlaşması. Buna göre bu dört evre yaşlarıyla ya da şöyle bir teoriyle açıklanıyor. O da şu. Bu dört varnaydı. Özür dilerim. Farklı farklı evreler. Bir de hayat istekleri, erekleri diye Purusharta kavramıyla. Dört Purusharta bu başlık şimdi buraya olacak. Bağlantılılar diye deminkine söylemiş oldum. Ama aynı şey. Bir insanın arkada zihninin ardındaki ereği, hedefi, amacı gibi düşünebiliriz. Arta, emel, hedef, erek gibi bir çeviri. İnsan ne ister? Tolstoy'un öyle bir kitabı var ya. İnsan ne bekler? Neyle yaşar? Bir, insan haz ister. Arzu, istek dediğimiz kama. Keyif, haz. Ya da bunu işte Maslow'un ihtiyaçlar listesi gibi de yorumlanabilir. Farklı psikanaliz, böyle psikoloji teorilerinde. Bu da Wedi'nin 2000 yıl önce yaptığı bir kategorizasyon. İki, insan hayatında güvenlik ister. Haz ve arzunun yanı sıra, keyfin yanı sıra güvenlik ister. Nedir bu güvenlik? Kafasının üzerinde bir çatı, ağzında yiyeceği bir yemek olması. Biz bunu günümüzde güvenlik arayışımızı ve ihtiyacımızı çalıştığımız meslek ve işlerle aldığımız parayla eşitliyoruz. Ancak burada önemli olan bu teorinin söylemek istediği, senin paraya ihtiyacın yok. Senin güvende olmaya ihtiyacın var. Güvende olmanın aracı olarak başka şeyleri kullanabilirsin. Para olabilir bu ya da işte başka bir insanın yanında yaşamak olabilir. Ama insan aslında güven arayışında. O da en temel biyolojik yaşamını devam ettirmesi için ihtiyacı. Soğukta, karda yaşayamaz, açlıkta yaşayamaz gibi biyolojik temel ihtiyaçların karşılanması. Yukarıdaysa daha temel haz ve keyif bir yandan da. Pleasure İngilizce'deki kama'nın çevirisi. Mutluluk değil, pleasure. Hassal, nesnel, tensel keyif gibi. Yani ağzıma attığım çikolatanın çok güzel dediğim hali. Bu anlamda keyif ister. Ama bu ikisi insana yetmez. Hayvana yetebilir. Hayvanlar da çünkü haz arayışında ve güvenlik arayışında. Üç numarada insan ayrılmaya başlıyor. O yüzden frontal korteks olarak belki darma dediğimiz kavram giriyor. Her ne kadar şimdi birazdan bunu daha detaylandıracağız. Daha önce de söyledik ama insan toplumsal bir canlıdır. Toplumsal bir canlı olarak da bir arada yaşamanın gerekleri ve bütünlüğüyle belli ilkeler arayışındadır ve beklentisindedir. Bunun adına ahlak diye basit çevirebilirim ama daha geniş anlatmaya çalıştım. Bütünsel bir düzen arayışında, bütünsel bir aradalık arayışında. Bu yüzden toplumsallıkta, bütünsel bir aradalıkta darma, ödevler, ahlak, görevler gibi çevirebiliriz. Şimdi hani Svadharma'dan geldik ya, bunu bağlayacağız yukarıdaki kavramı. Ama önce bu teorinin bağlantısı var çünkü Vedik kültürde de. Svadharma kavramı için. Ve dört, evet, ahlak arayışındadır. Yani doğrulukla yaşamak ister. Karşılıklı samimiyet ve dürüstlük bekler insanın, aynı zamanda hayvandan farklı olarak ihtiyaçları. Dördüncüsü ise insan varoluşunun anlamını ve manasını bulmak da isteyen bir canlı. Sadece bu üçü yetmiyor. Bir yerden sonra hakikat ne, gerçek ne, ölüm ne, doğum ne, ölümün ötesinde ne var, nereye gidiyorum? Bu evrenin amacı ve anlamı ne? Ve bu evrendeki yerim ne? Svadharma, şimdi buraya asıl girmeye başladım. Bu evrendeki yerim ve anlamım ne? Bu ise moksha.
özgürleşme gibi biz çeviriyoruz. Ama aslında moksha tamamlanma veya varoluşunu anlama diye de çevrilse doğru olabilir. Varoluşunu anlama, dolayısıyla da varoluşu anlama. Şimdi Swami Dayananda, Vedanta'da böyle ilham aldığımız bir öğretmen. Onun da Tattva Bodha, o kitabını da çevirdiğimizde orada uzun uzun bu konuyu konuşuyor. Diyor ki, insan neden haz arayışındadır? İnsan neden güvenlik arayışındadır? İnsan neden ahlak arayışındadır? Ve söylemesi aslında şuraya doğru gidiyor. Aradığın her güvenlik arayışı nihayetinde tamamlandığında yine de seni varlığına dair bir boşlukta bırakıyorsa o senin için güvenliği tatmin etmiyor. Güvenliği arıyorsun ki manevi daha derin sorularını cevaplayabilecek ön koşulu tamamlamak için. Ya da ahlaki bir aradalık, toplumsal bir grup olduğunda, bu bir ülkenin birliği olabilir, ailenin birliği olabilir, herhangi bir grupla berabersen ya da bir iş ortamında. Burada ahlaki bir düzen arıyorsun ki birlikte birbirini destekleyerek manevi daha derin varoluşunu ve anlamını bulmak için. O temel olsun diye. Bu yüzden diyor ki aslında tek bir swadharma var. Ya da tek bir dharma var. Yani ahlak, ahlak için, dharma için değil. Dharma aslında moksha için. Her şey moksha için. Kama aslında moksha için. Ve artha aslında moksha için. Yani haz arayışın, artha, güven arayışın, ahlak arayışın aslında manevi varlığını anlamak için. Bu varoluşu da anlamak için. Ve burada da bağlantılı şöyle. Diyelim ki 0-25 arası bir öğrenci evresindesin. Öğrencilik zamanında bir öğrencinin haz ve keyif dünyasına kaybolması istenmez. Güvenlik için çalışması beklenmez. Çünkü o zaman öğrenemez. Ama ahlaki bir aradalıkta olması beklenir. Ve yaptığı bu öğrenimi, her ne bilgiyi öğreniyorsa ve kendini hazırlıyorsa nihayetinde gelecek evrelerinde moksha hizmeti etmesi içindir. Hizmet etmesi içindir. Bu yüzden dharma ve moksha brahmacharya'ya geçerli ama o dharma, yani aldığı bilgi ve ahlaki davranışları sınıfında, grubunda nihai mokshası için. Ya da bir grihasta. Grihasta için haz ve keyif vardır. Bunu cinsellik de diyebilirsin, bir partnerle, eş, ya çocuk anlamda ya da farklı işte toplumsal ne diyelim, iş veya hizmet içerisindeki ilişkiler bütününde de diyebilirsin. Grihastaya kama veya işte para kazanması için çalışması, arta gereklilikleri ama ahlaki bir aradalığı, ama yine moksha için. Grihastada da evlilik hayatı, çocuk veya topluma bir ürün, bir hizmet sunması, iş yine temelinde kendi manevi özgürleşmesini, yani varoluşunu anlamasına hizmet etmesi için. Vanaprastha zaten daha açık. Zaten maneviyatına hazırlanıyor yaptığı çalışmayla. Yine moksha özgürleşmesine hizmette. Sanyas zaten mokshaya vardığı düşünülüyor. Ve sanyasta olan birisinin toplumsal kurallara uyması da çok beklenmez. Zaten o artık belli bir olgunlaşmaya vardığı düşünülerek ölmeden önce ölmüştür gibi sayılır. Söylenmeye çalışılan şey şu. Aslında tek bir görev var, dharma var. O da moksha. Brahmacharya içinde, grihasta içinde, vanaprastha içinde. Sanyasa zaten moksha. Buradan da hani swadharma, bu durumda şöyle bir geniş oluyor. Swadharma'yı nasıl anlayabilirim? Swadharma hangi yaş grubunda olduğum, hangi toplumsal belki diyelim ki sınıfta, yani yaptığım mesleksel olarak veya ekonomik olarak veya işte bağlam olarak, coğrafya olarak farklılaşıyor olabilir ama her birine göre başka yollar görünüyor gibi olsa da 25 yaşındakiyle 50 yaşındakinin farklı olması gibi nihayetinde her birey o gerekli eyleminin onu mokşaya taşıyıp taşımadığına göre swadharmasını anlayabilir. Bu yüzden de bir brahmacharya için ders çalışmak moksha, yani swadharmadır. Ama bir grihasta için çocuk yapmak swadharmadır. Veya çocuk büyütmek swadharmadır. Yani anne olmak, baba olmak bu anlamda swadharmadır. Yani onun
mizacına göre, karakterine göre, verilmiş bütün o karmik içeriğine göre, yaş, cinsiyet, sınıf, ülke, şartlar, zaman, buna göre onun aslında biricik kendi mizacındaki niteliği veya özelliği, hizmeti karması olarak gelecek. Bunu da özetle hepimiz için bu başka olabilir. Hepimizin farklı yaşlarında başkalaşabilir. Başka coğrafyalarda da yine değişebilir. Önemli olan kendimize aslında, hani sabit bir cevabı yoktur onu demek istiyorum ve dışarıdan bir insan bunu söyleyemez kolay kolay. Belki fikir olarak verebilir ama herkes için kendi hakikati, kendi bulunduğu koşul ve durumunu değerlendirerek kendi mokşasına, yani özgürlüğüne veya kendi varlığını, varoluşunu anlamaya, hakikatini bilmeye, neyin hizmet edeceği onun o biricik zamanında muhakemesiyle aslında keşfedeceği bir şeydir. Genelleştirilmiş tablo olabilir. Örnek 50 yaşında bir insanın diyelim ki işte yani 60'ında hala çocuk yapmaya çalışmaması gibi. Ama bu genelleştirilmiş bir şey. Evet diyebiliriz ama istisnai durum olabilir. Yani o kadar da sert değil aslında konuşma. Ama evet, genelleşmede 60 yaşına gelmiş birisinin hala haz üzerinden bir partner araması mokşaya çok hizmet etmiyor gibi görünüyor. Çünkü ölüm 15 ya da 20 yıl sonra yakın. Bedeninin gerekleri ve koşulları artık buna göre farklı. Misal bunlar karmanın verdiği şeyler. Öte yandan 25'inde bir kişi de sanyas gibi yaşayarak mokşa istisnai olarak olabilir ama genellikle olmaz. Burada. Yani genel standartize edilmiş bir şey var ama istisnai durumlarda olur denir. Yani 25'inde birisi gerçekten hiçbir haz beklentisinde ve güvenlik korkusunda beklentisinde olmadan böylesi bir yalıtılmışlıkta, izolasyonda olabilir belki. Ama çoğunlukta belli güdüler ve belli aslında karmik, zaten yaşın kendisi karma demek. Ya cinsiyetin kendisi karma demek. O zaman bu gelmiş olan karmik tohumları mokşa hizmet edecek şekilde kullanmak aslında svadharma. O anlamda da yani buradan aslında sonuç, hepimiz hangi karmik ilişkiler içerisindeysek ya da karmik belirlenmişlikler içindeysek onları mokşaya hizmeten kullanmamız bizim svadharmamız. Bir diğer dille svadharma aslında karma yoga olmuş oluyor. Hangi koşul sorumluluk içerisindeysen onu bütüne ve birliğe hizmeten kullanabilir misin? Bu senin mizacın oluyor. Ve bunu zaten izlersen kendini, yani arzu tohumlarını, kendini izlersen düşüncelerini ve nelere meyilli olduğunu da keşfedersin. Bunu kendi kişisel çıkarın, sadece hazın ve sadece korkun için değil, bütüne hizmette ve bütünle kurduğun bağı anlamaya kullandığında bu zaten svadharmaya dönüşüyor. Yani yine basitleştirmiş örnek, hani detay. Diyelim ki mizaç var 30'lu yaşlarında ve şey olarak, biyolojik olarak bir çocuk yapmaya hazır bir haldesin diyelim. O, çünkü biyolojinin verdiği arzu tohumu bu güdü. Karma. O yüzden 30 ile 40 arasında diyelim ki 30-35 ya da 20'lerin sonu olabilir. Çocuk yapma güdüsü geliyor. Ama bunu şöyle yapabilirsin. Kendime yaşlılığımda baksın diye bir çocuk yapayım. Arta. Sadece bunun için. Yalnız kalırsam ya işte korkuyla yapabilirsin. Bu yalnızlığımda, hastalığımda, düşkünlüğümde bana bakacak birisi olsun diye. Ya da hiç bunu düşünmeden tamamen kontrolsüz bir cinsellik sonucunda birden bebek çıktı ortaya. Hiç de beklemiyordum bunu. Sonucunu da düşünmedim. Hazın içerisinde o anda o sonucu bilmedim. Hazın bir sonucu abedil olarak gelmiş olabilir. Ya da topluma ahlaken hizmet edecek bu anlamda bir işte birey yetiştirme olarak, kıyasla zaten biraz daha şey farkı görüyoruz. Ama veya bunun kendisi, bu arzunun kendisi şu anda burada varsa bunlar da evet olabilir ama hepsi nihai olarak senin bütünle kurduğun daha ilahi olan düzenle ilişkini anlamana, idrakına vesile olmasına ve o bireyin de bütünle kuracağı ilişkiyle aslında insanlığa da hizmette olması adına. Bu farkındalık
O zaman birisi karmayken diğeri svadharmaya dönüşmüş oluyor. O zaman o bireyin svadharması anne olmak. Yani iyi bir anne olmak. Çünkü o çocuğu veya o bebeği yetiştirmek. Veya yazı yazma meylin var ya da çok güzel sesin var, şarkı söylüyorsun. Bu şarkı söylemenin kendisi şan şöhretle daha fazla insanların seni tebrik etmesi, beğenmesi ve çok güzelsin diyerek sahnede göstermesi için bir yerdeysen, buna diyebilirim ki işte kendini daha güvende ve daha hissetmek ya da daha az keyifle. Ya da şarkı söylemenin kendisi mesela Vedik Güldür'de bir svadharmaya dönüşmesi, ilahi olanın aşkını uyandırmak için o duygularla bhakti yoga gibi. Hmm. İşte şarkı, kirtan. Buna hizmetle kullanırsan kimlikleştirmeden, o zaman svadharma bir şarkıcı olmak olabilir. Ama bu şarkıcı olmak ben şarkıcıyım yerinde değil. Verilmiş olan bu hem arzunun, şarkı söyleme arzusunun, hem de verilmiş olan şarkı söyleyebilecek yetinin. Çünkü hem arzun olmalı hem yetin olmalı. 60 yaşındayken çocuk yapmak istiyorsan yetin yoktur. Şarkıcı olmak istiyorsan, sesin cırtlaksa ne kadar çalışırsan çalış, yetin yoktur. İkisinin de uyuşması gerekiyor. Bu da muhakeme ve izlemeyle olabilecek bir şey. Hani yeti var hem de arzu var onunla uyumlu. O zaman bunları hizmete döndürebilirim. Svadharma hizmet demek aslında yani. Neyse. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür. Veya işte burada örnekler de var. Yemek yapmayı biliyorsun. Ya yemek yapabilirsin birilerine, karşılığında onlardan güvenlik almaya çalışarak, karşılığında aferin çok iyisin, çok güzelsin diye tebrik almaya çalışarak, ya da tamamen insanları besleme arzusuyla, mokşa. Ve beslemenin kendisinde ilahi olanı sanki hizmet olarak ellerinden geçtiğini görerek, ilahi olanı da o yemekte geldiğini görerek, kendi hakikatini, ayrımsız birliğini anlamasını hizmete dönecek. Yani her şey svadharma olabilir. Her şey aynı zamanda başka şeyler. Hepimize başka zamanlarımızda da svadharma olabilir. Bunu kendimizi samimi ve dürüst gözlemleyerek ve hakikatle, ilahiyle ve kendi gerçekliğimizle bağımızı izleyerek keşfedebiliriz. Ramana Maharshi 0.25 mesela. Ramana Maharshi mesela bir evresinde hiç konuşmuyor dağın, evet, içerisinde. Sadece duruyor. İnsanlar dağa tırmanıyor sırf onu görmek için. Zaten konuşmuyor da görmek için, halini anlamak için. Ama dağa tırmanmak o kadar zor ve ulaşmak işte herkese mümkün olmadığı için, yaşlısına ya da işte ne bileyim düşkününe. Bir zaman sonra işte 40'larına 50'lerine doğru dağın aşağısına, köyün yanına iniyor. İşte o aşramın kurulması. Bu kendinde o çağa ve zamanına göre bir hani aldığı mokşa hizmetinde. Çünkü orada olması başkalarının da mokşasına hizmet ediyor, aşağıda olması. Yukarıda olması o zaman ve o çağı kendi devriminde orada. Onun için doğru. Ne aşağı inmek iyi ya da kötü, ne yukarıda kalmak iyi ya da kötü. Evet. O yüzden gurular hani her inanışta ve gelenekte farklı isimiyle düşünürsek bir süre sonra oken hizmeti için halkın yanına iniyorlar. O zaman baktığımızda her gelenekte var bu. Var ama her guruda inmiyor mesela. Evet. Hiç ismini bilmediklerimiz de var. Mağaranın içerisinde bedeni sadece bulunanlar. Hı. Böyle şeyler, hikayeler, evet, de var. Doğru. Onda paylaşma darması yok, sıra darması yok. Yani bir şekilde o onun için. O belli bir yerde orada bitirmiş. Bitirmiş. Bu da olabilir. Ayrı bir şey mesela. Evet. Paylaşma. Hani bir gereklilik içerme durumu yok burada. Yok, yok. Belki ama paylaştı. Öncesinde paylaştı, bilmiyoruz. Veya, evet, paylaşmaya ihtiyacı yok. Evet, bilmiyoruz. Veya 60'ında yemek yapıyor. Olabilir. Evet. Vanaprastha'nın içinde de darma var mıydı? Darma var. Vanaprastha'nın içinde darma var tabii. Hmm. Darma, o da yine de toplumun gerek ve ihtiyaçlarını bile, yani darmadan kasıt en basiti çıplak yürümez. Çırılçıplak yürümez. Çünkü düzenli genel bir düzenin içerisinde, o ahlakin normların içerisinde başkalarının diyelim ki zihinsel düşüncelerini de görerek ve tanıyarak o bütünsellik içerisinde davranması gibi. Ama sanyas çırılçıplak yürüyebilir. Çünkü 3 yaşında bir çocuğun bir toplum algısı yok mesela. Çünkü 3 yaşında bir çocuğun beden algısı da yok. O yüzden de 2-3 yaşında bir çocuk çırılçıplak yürüyebilir ve sen ona çıplaksın diye yargılamazsın.
aslında çocuk beden olarak kendini özdeşleştirmiyordur çünkü. Bir yerde terki terk artık o insan bedeninde bir özdeşlikte olmayan bir idrakta gibi. Sonuçta o yüzden çıplak da yürüyebilir. Hiçbir önemi yok. Hiçbir önemi yok. Sadular da böyle. İşte gibi. Öyle sayılıyor ama hepsinin hangi idrak seviyesi olduğunu bilemeyiz. Bu Barna ve Puşasra ilişkisiyle açıklamak çok güzel oldu. Teşekkür ederim. Svadharma son 2 yıldır sürekli tekrarladığım bir şey içinde. Her gittiğim yerde soruyorum çünkü. Kendi içime. Evet. Yani hem anladığım kadarıyla hem misal ben kelimesini birinci tekili kullanacağım. Yaptığım eylem beni mokşaya, beni ilahi veya hakiki olana taşıyacak. Misal aktarmak öğretmekse bu öğretmek biri için değil. Anlatmanın, aktarmanın içerisine ben kendi mokşama yaklaşıyorum. Bunu his ve biliyorum. Çünkü bu beni hakikatimle ilgili sorguya tutuyor. Ya da bununla ilgili bir bağ kurduruyor diyelim. Ama aynı zamanda da bunun kendisi başkalarını da mokşaya dair yaklaştırıyor. Yani eylem hem nesneye yönelik hem özneye yönelik hedefte mokşa da. Sadece şöyle bir şey yok yani ben birilerine hizmet ediyorum diye bir şey yok. Evet. Yaptığım her eylem aslında bana da hizmet ettiği yerde mokşa. Çünkü hala yürüyen bir yolcuyum. Svadharma kavramına ihtiyaçtaysam olan değil o hikmete doğru arayışta olan ya da çabada olan. Sadhana kavramı da bu yüzden güzel. Sadhana aslında her şey manevi ereğe göre bir araç olabilir. Sadhana manevi erekçi yani nihai hakikat, hikmet, hedef yolunda yaptığın çalışmalar demek. Ve araç demek. Sadya amaç demek, sadhana araç demek. Sadya amaç, sadhana araç. Ne gibi? Şu anda Hindistan'dayım ya da Türkiye'deyim. Buraya gelmek ya da diyelim şu an Hindistan'dayım, Türkiye'ye gideceğim. Bu bana sadya. Ereğim, amacım Türkiye'ye gitmek. Gitmek için neye ihtiyacım var? Uçağa binmeye ihtiyacım var. Bu bana sadana. Buradan yürüyüp de uçağa binmek bana sadana. Ama uçağın nihai hedefi Türkiye'ye varmak. O bana sadya, hedefti. O zaman ereğim için her şey bana araç olabilir. Uçağa binmek zorunda değilim. Gemiye de binebilirim. Arabayla da gidebilirim. Yürüye de bilirim. Bir sürü araç var bir yere varma yoluna gittiğimde. Bu durumda da her tür eylem bana hakikatimi bildirmek için araç olabilir. Onu öyle görürsem, onu oraya götürmek için bilirsem. O yüzden de demin dediğimiz gibi anne olmak da bana sadana olabilir bu durumda. Öğretmenlik de olabilir ya da öğretmenliği terk etmek ve bırakmak da olabilir. İkisi de farklı evremde, farklı dönemimde bana sadana olabilir. Başka eylem gibi görünüyor. Bazen evlenmek olur, bazen boşanmak olur. Tam da senin sadya hakikatine götüren yer. Bu o biricikliğinde o kişinin kendi karma, arzu ve hakikat ilişkisini muhakeme ve tefekkürüne bağlı. Farkındalığa bağlı. O yüzden Svadharma da aynı. Svadharma da aslında bize sadana. Svadharmamız aslında sadana. Bir tane yine benzetme. Hani konu bitmez. Başka soru varsa siz araya girin ama yani Bhagavad Gita tam bu kavram üzerine zaten bütün kitap. Hangi mizaçtaysan o mizacın gereğiyle resmin içerisinde, bütünün içinde olduğunda aslında resmin kendisi olursun. Gita şarkı demek ve hani böyle hep anlatırız. Niçin ilahi olanın, Bhagavat ilahi olanın demek. İlahi olanın sözü, cümlesi, emri, öğretisi değil de şarkısı demiş. Şarkı çünkü senfoni, uyum ve ahenk içeren bir şeydir ve çok parçalı bir şeydir. Çoklukta birliği içinde saklar. Bir şarkıda hem ritim perküsyonlar vardır, hem işte melodiyi veren yaylılar vardır ya da farklı farklı. Ama hepsi ortak bir ahenkte çaldığında bir şarkı tanımlanır, yoksa gürültü olur. Bu yüzden de bir taraftan hangi eleman, diyelim ki bir keman, o gerek içinde olduğunda şarkının içinde erir
Bir taraftan da şarkının kendisi olur. Sen dinlediğinde şarkıyı duyarsın ama aslında kemanı duyarsın. Keman aslında şarkının kendisine dönüşmüştür. Bize de aslında eylemimiz hangi renkse kırmızı olmak, ışık olmayı. Kırmızıyı kırmızı olarak taşıdığımda ışığa beni taşıyan vesile olmuş oluyor. Beraber yaşıyorlar. Ayrımı. Hani hep konuşuyoruz işte hiçlik yok gibi ama böyle daha genelinde. Yani bir en önemli kavram, birincisi o en önemli ayrımı ama bence aynı yere hizmet ediyor. Sadece farklı yollardan gitmek dediğim gibi. Şöyle gibi hissettim geçenlerde. Aslında her manevi öğreti, ismine din diyelim ya öğreti diyelim ya felsefe diyelim. Neyse. Rehber gibi. Rehber dediğimde elimde bir Google Map ya da bir kitap ve sen kitaba bakıyorsun. Ama kitaba niye bakıyorsun? Bir yere varmak için bakıyorsun. Bazen Google Map'e öylesine bakıyoruz ki Google Map'e o kadar takıldığımız için asıl hedefi kaybediyoruz ya. Böyle bir şey oluyor. Öğretileri, araçları yani rehberleri hedefe götüren araç olduğunu unuttuğumuz yerde. Yani gerektiğinde Yandex kullanıp gerektiğinde Google kullanmak gibi bir şey. Gibi bir şey, evet. Ama nihayetinde varışın İstanbul yani ya da Türkiye. Bu yüzden de ikisinin kavgasını yapmak ya da kıyasını yapmak çok manalı ya gelmiyor. Seçmeye çalışmak gerekmiyor değil mi? Mizacına göre bir yol sana hizmet edebilir. Kimisi Yandex'i daha rahat okur, hızlı yol alır. Önemli olan hızlı yol al. Kimisi Google Map'ten hızlı yol alır. İyi kötü yok. Sana hangisi hizmet ediyorsa yeter ki birisi olsun seç. İkiniz de aynı yere varacaksınız zaten sonunda. Gerçek tek yol. Gerçek tek, evet. Sadece şu bir risktir. Bir gün Google Map açıp bir gün Yandex açmak. Bir gün Google Map. Bu kafa karıştırır. Evet. Hızlı yol almayı yavaşlatır. Evet. Çünkü sürekli aracın kendisini öğrenmek için de zaman kaybedersin. En basit Google Map'te dur nereye arama yazıyorduk, nasıl bir yerden bir yere bakmaya çalışıyorduk gibi en basit. Yandex'in dizaynı düzeni başka olduğu için orada arama tuşunu tekrar araman gerekir. Hani neredeydi bu, nereye yazacağım şey gibi. Bu yüzden metot değişikliğini çok önermezler bir seviyeden sonra. Bir yere kadar arayış anlamında mizacın hangisinin daha hizmet ettiğini bilmek yardımcıdır. Ama bir yerden sonra bir tanesinin metodunu seçip düzenli istikrarlı sadana, onunla uygulama yapmak önerilir. Çünkü varacağın yer aynı ama yeter ki onda yürü. Yoksa sürekli sekme aç kapatla uğraşıyor olacaksın. Oracle'ın bana dedi. Evet. Çünkü bir Google Map'i açıp Yandex açmak da bir zaman kaybı. Değil mi? Map'in açıksa dursun işte. Niye bir daha başkasını açıyorsun? Direkt üstünden devam et. Ya da bizdeki de ya da teknolojide de yani bu artificial intelligence gibi yani bir yerden sonra hep yapınca sonuçta kısa onu hemen evet, kavruyor. Evet. Değiştirdikçe evet. O olmuyor. Evet. Değil mi? Evet. Çünkü yani derinleşmek için tek noktaya devamlılık lazım. O da işte yöntemin neyse yöntemini bırakma anlamında. Bu daha basit asana için de geçerli. Sadece daha büyük konuda değil. Bir asana pratiğin varsa asana pratiğinde şu an mesela işte bizim yaptığımız bir ekolün verdiği bir şablon var. O şablonda istikrar aslında bedeninde de aynı yetkinliği getiriyor. Bugün şöyle bir şablon yapayım, yarın böyle bir şablon yapayım. Bugün de canım şöyle istedi. Bir yere kadar bu arayış hizmet eder ama seni derinleştirmez. Biz en basit bedenle bile bir egzersiz rutini seçiyorsan sadece asana anlamında da değil yani. Fitness de olur bu, pilates de olur. Sana bir şablon verirler, o şablonla tekrarlaman lazım. Sonra üstüne varyasyonla seni derinleştirebilir. Dışarıdan o şablonu üstünde deneylemiş bir rehber aracılığıyla. Bu manada aslında istikrar ve sabitlik derinleşme adına önemli. O zaman kendine samimi olmadığın çıkmıyor mu yani aslında? Ya demeyelim, samimiyetten ziyade kendin değil belki hedef bruşart anlamında net evet, değil demiş. Olabilir belki. Ya fark oluyor. Ay, özür dilerim. O zaman şöyle hissettiriyor. Bazen ben hep yani bu bilgiyle bu öğreti bir okyanussa derinine bakıyorum çok renkli.
Ama kendime bazen hep söylediğim vardı geçmiş zamanlarda. Bir derinleşemiyorum. Yani oraya dalmak ve daha derinleşmek, daha içselleştirmek, sindirmek, o olma haline geçmek. Evet. Yani üzerinde bir kayıtta oturuyormuşum gibi hissediyordum, evet, ki o yağmadığın döngüsünde de olan, evet, onu temsil ediyormuş meğerse. Evet, yüzeysel kalıyor. Evet, yüzeysel kalıyor. Farklı teknik olarak bakarsak teknik farkı bu neyse, hani hizmeti, idrakı ve uygulaması anlamında, bu yüzden o kişinin aslında bir yandan da zaten geçmiş karma anlamında da denir, yoluna da çıkmıştır öte yandan. Nihai olarak bir benlik tanımı verir Vedanta ve yoga, o da var, saf bilinç vesaire dediğimiz. Aslında Budist öğretide de var. Tibet Budizminde de aynı. Rigpa diye. Onlar da saf bilinç diyorlar. Başka belki öğretiler Budist, bilmiyorum yani. Onlar adına çok konuşmayayım. Belki demiyor olabilir diyeyim. Sadece o ne olmadığın üzerine odaklanıyor. Bir en önemli fark bu. Yani sen bu zihin, aslında Vedanta'nın da böyle. Bilmiyorum, bana çok benzer geliyor yine öyle bakınca. Yani sen bu beden değilsin, bu düşünceler değilsin, işte bu sıfatlar değilsin, bu kimlik değilsin. Değilsin, değilsin, değilsin üzerinden sabit bir benlik yok, sabit bir kimlik yok. Her şeyin geçici ve değişkenliği üzerine odağını vermek. Diğerinde ise daha mutlak ve bütünsel bir muhakemeyle gelen, deneyim üzerinden değil, olan üzerinden değil, muhakemeyle onun ötesinde olanı görmek üzerinden gelen ayrımsız bir teklik kavramıyla ilişkilenmek. Bu arada bu Vedanta'da da farklı meditasyon teknikleri. Yine bunun içinde de var. Yine ortaklığı görebiliriz. Baktıkça bana her şey aynı geliyor bu arada. Farklı teknik gibi gelmiyor. Vedanta'da da çünkü neti neti diye bir meditasyon yöntemi var. Değildir, değildir, değildir üzerinden sürekli. Bu gerçek değildir, bu gerçek değildir, bu gerçek değildir. Yani değişken ve geçicidir. Bu isim, bu düşünceler, bu biçim. Ya da ikinci bir meditasyon tekniği, işte bu belki ayrılan olabilir genel Budist teknikten. Tüm farklılıkların arkasında varlık ve saf bilincin olduğuna dair bir idrakla bakmak. Vedanta'da. Samadhi ile Nirvana bir de farkları galiba, değil mi? Nirvana, evet, yine tanımda arzusuzluk, kimliksizlik, zihnin artık hiçbir alevle yanmaması ve dalgalanmaması. Samadhi ise ayrımsız eş bir nesneyle yoğunlaşma ve tekleşme hali. Ama Samadhi'nin de tanımında aslında Yoga Sutralarda bunlar detay oluyor. Asampragnyata Samadhi, Sampragnyata Samadhi diye iki evre var. Samadhi'nin evresi. Sampragnyata Samadhi aslında Nirvana'ya çok benzer bir tanımda. Hiçlik veya arzusuzluk ya da boşluk gibi. Asampragnyata'nın ötesi Asampragnyata diye tanımlanan, orası keskin bir artık ayrımsız muhakemede varım idrakının da geldiği gibi. Çok detaylı bunlar böyle içerik. Ama bence sıkıntı teori ve kavramların yine de ayrıma sokması bizi. İdrak ve deneyime girdiğinde aynı olduğunu düşünüyorum öğretilerinde. Teoriye kalmaktan ziyade, o yüzden yöntemlerini yapsak, verdikleri yöntemi aynı yere hizmet edecek zaten. Konuşmaktan ziyade uygulama yani. O yüzden yoga bilimi diyoruz. Deneysel, o yüzden bilimi diyoruz. Evet, evet, evet. Ve sadece bu deneyim onlar... ve bu bilimin de ortaklığı zaten hepsinde, evet, gördüğümüz meditasyon. Bu yüzden. Kavrama takıldığın zaman orada işte araçta, o zaman zaten durduğum bir yer oluyor. Denemedik. Zaten şey, zihin ötesini konuşuyorlar. Zihin ötesini nasıl kavramla konuşacaksın? Kavramların olduğu yer hala zihinde olduğun, evet, yer. Konuşma. Burası hala çokluk ve ayrımlı olduğu yer. Ama ortak yöntem ve eyleme bakarsak, o yüzden meditasyon diyor ikisi de. Meditasyonun aşama ve evrelerinde verdikleri kelimeler başkalaşabilir ama yine hala bunlar kelimedir. Haller aynı. Haller aynıdır. Evet. Ki tasavvuf için de kendi kültürümüz için aynı şey söylenir. Tasavvufa da kal ilmi değil hal ilmidir denir. Bu konuşma yani, kal kelam. Kelamın ilmi değil tasavvuf. Hal olma, bir halin ilmi. Bu yüzden de kelam bir yere kadar götürür. Kelamdan ziyade uygulama vardır ki zikir vardır yine zihin ötesi geçmek için. Tekrar 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 ritmik aslında bir ses tekrarlamak. Bizim japa mantra diye
yoga yolculuğunda diyelim bildiğimiz. Yine meditasyon yöntemi, daha somut bir nesne, sesi kullanarak meditasyon, zihni odaklamaya sokmak. Zikir aynı hizmette, sema aynı hizmette, döndükçe çünkü zihin, beden aslında. Yine evet keskin bir odaklanma ve kavramsızlık haline dönüyor saatlerce dönmenin kendisi. Yine aynı hallere taşımaya hizmette, kelimeler ötesi. Ki kelimelerle bile baksak deneyime girdiğimizde kelimelerin de ortak olduğundan mı konuşabiliriz? Ama biraz deneyime girmek lazım yöntemle. Yani elmayı yemek lazım. Elmayı yedikten sonra hem Almanca biliyorsan Apfel hem İngilizce biliyorsan Apple ikisinin de aynı şey olduğunu anlatmaya başlayabilirsin. Nitelikleri ve tadı üzerinden yorumlar yaparak. Ama bunun için elmayı biraz yemek lazım. Hiç yemeden konuşmaya çalışmak o kalilme oluyor işte teori. Ve orada da kavga başlar. Sen Apple dedin, ben Apfel dedim. Bu ikisi ayrı. Ama elma yiyen birisi için ikisi aynıdır. Onu tattan bilir. En azından alalım Apple kelimesiyle bir elma ve ısıralım. Teşekkür ederim. Bir Apple örneği de böyle duygusallaştırabilirsin. Dün Gurudvara'ya gittik. Gurudvara Sih öğretisi içerisinde. Ama Sih öğretisi de diyor ki Ekonkar o tektir. Satnam ismi hakikattir, gerçektir. Kundalini yoga öğretileri de Sih dinini diyeceksek altını takip eder aslında. Ama bu kelimeleri kullanır. Bakarsan dışarıdan başka gibi görünüyor. Tektiri Vedanta demedi mi? Vedanta da nihai tektir isimsiz biçimsizdir diyor. Budist öğreti bu isimle söylemiyor olabilir ama nihayetinde aynı bir isimsizlik ya da boşluk halinde bir özdeşlik, kimliksizlikte bir teklik vaadi var. Orayı sayacaksam. Ve hepsi bunun gerçek olduğunu, hepsi gerçeğin arayışında zaten. Yani değişmez var olma halindeler. Ekonkar Satnam. Sonra işte geri kalan şeyler ve söylediklerinde de eylem, yaptığın eylemin ötekiye karşı bir hizmet ve aşk yaklaşımında olsun. Sanki bütünü o tekte görür, o parçada görür gibi. Hepsi bunu söylüyor. Biri işte bugün Allah için ne yaptın diyebilir cümleyle. Aslında bütün olan için, her ismi içinde barındıran için hangi fiziki icraata geçtin demek bu. Birisi karma yoga kavramını kullanabilir. Ki amellerde birlik ya da amel, iyi ameller işlemek dediğimizde karma demek amel. Arapça. Diğeri karma yoga diyebilir. Yani yaptığın eylemi bütüne hizmetle ve karşılıksız bir şekilde bireysel ve kimliksel kar kazanç olmadan yapabilme icraatı. Aynı bencillikten seni özgürleştiren bir yaklaşım. Diğeri de işte başka bir dille diyor. Siyaretisi de aynı şekilde yaptığın eylemi bu hizmetle ve aşkla yap. Hepsinin söylediği ortak. Ama mesele bunu biriyle tartışmak değil, gerçekten aşkla eylem yapabilir misin? Gerçekten hizmet gibi düşünerek kim olursa olsun karşında herhangi bir şey verebilir misin? Bir söz olur, bir bilgi olur. Bunun kendisinin bir kategori ve şemaya girmesine ihtiyaç var mı yani? Birisine yardım etmenin, isimlenmeye ihtiyacı var mı? Nihayetinde yani o kalp kalptir, yardım yardımdır. Gerçek gerçektir. Eylemin içinde gerçekten icracı olanlar içinde çok teknik ve teorik kavganın anlamı kalmıyor gibi geliyor. Evet. Çünkü gerçek kavgası kendi içerideki kiri, bencilliği tutunması veya arzusuyla. O zaman dışarıyla kavga etmene gerek yok. Öte yandan. Bütün algısı olunca kavga edecek bir şey yok. Kavga edecek de bir şey yok, evet. Öteki ya da kendimi ama hala biri kurmaya çalışıyorsam da kavga edecek çok yer ve alan bulurum. Ayırmak için kendimi. Ben olmayan her şeyle kavga etmek. Evet. Tam da Maya'nın başladığı yer. Tam da. Yani. Tam da yanılsamanın evet başladığı yer. İşte böyle bir yurt söylediğimiz örnek yurt dışında herhangi bir sadece bir taksi şoförünün bir cümlesiydi ya da işte orada yerli bir halkın. Bütün öğretiler ve dinler iyidir, insanlar kötüdür.
Ve bütün öğretiler aslında insanı insanlığına yaklaştırmak için gelmiştir. Ama insan öğretileri kendi beşerliğine ya da bencilliğine asimile edip indirebilir. İnsan olmanın rehberi hepsi. Evet, değil mi? Sadece. Bu hani her şey için geçerli. Her şey için geçerli. Yoga kavramı için de geçerli. Adına bir öğreti değil, bilim desek bile. Ya da bilimin kendisi için bile geçerli. Şu anda da bilim kavramını ve bilim uygulamalarını da kimliksel kullanabilir. Yani sadece para kazanmak için estetiği yargılamıyorum. Ama sağlıksal bir ihtiyaçtan ziyade haz ve para sebebiyle bir doktor bilgisini ve icraatını ve bilimi işte burun yapmak için kullanıyor olabilir. Öte yandan tam tersine sağlık veya hizmet veya o kişinin bir özel durumu varsa onu özgüven anlamında, yani yüzüne kezzap atılmış olabilir ya da doğuştan bir hastalık da olabilir. O burnu o şekilde iyileştirmek onun bütüncül bağlılığına, bir aradalığına, hizmette de kullanılıyor olabilir. Her bilgi için geçerli bir şey aslında. Ya onu kendimize indirgeriz ya da kendimizi o bilgiye yükseltiriz. Bilgiyle yükseltiriz. Bu da belki evet en temelde samimi ve dürüst, sürekli soru sorma, muhakeme ve dürüst bir yüzleşme talebi. Benle. Hep benle. Bazen son, o zaman bununla konuşalım. Bazen bir alan veya bir eylem içerisinde kendimizi daha yakın hissedebiliyoruz bu gerçeğe ve oradan çıktığımızda kaybolacağını, kaybedeceğimizi, kopabileceğimizi hissedebiliyoruz. Ama kendimi nereye götürüyorsam tam da orada aslında bu bir, ne diyelim, evrim ve meydan okumanın ve olgunlaşmanın şansı. Nereye o bilgiyi çağıracak bir küçük hatırlatma sadana. O yüzden çağırırsam aslında biz oradayız. Bu yüzden sadece meditasyon yaptığımız bir anda, nerede olursak olalım, şu an burada meditasyon yaptığımız yerle aynı yerdeyiz. Ya da bu konuşmaları bize hatırlatan veya işte buradaki havayı solumamıza anımsatacak bir mantra söylemek de olabilir, bu bir resme bakmak da olabilir. Bu insanlar bu yüzden sunaklar yapıyor, resimler koyuyor. Ya da işte tekrarımız uygulamaya dair, aslında hep oraya dair bir çağrı. Ve bunu kendi alanımızda zaten yaşamak, başkalarına da dolaylı olarak yaşatmak, bizim hep o ana doğru da tekrar geri çağrılışımız. Unutmak mümkün değil. Hatırlatıcılarımızı biz gözümüzün önüne koyduğumuz sürece biz her daim orada oluruz. Bir öyle, başka programda da demiştik. Her güneşe selam yaptığımızda en basiti, şu anda olan yerdeyiz. En basiti. Güneşe selam yaptığın anda, sadece bir uygulamayı ilahlaştırma anlamında demiyorum. Uygulamanın kendisiyle, kendinle evet bağ kurduğun yerde buradasın zaten. Bu anlamda hani o korkumuz varsa bizi uygulamaya daha çeken motivasyon sebebimiz olsun. Ben teşekkür ederim. Dediği gibi Lojong sloganlarının hangi taş, hangi engel, hangi korku, kaygı varsa onu kullanıp üzerine çıkmaya, basıp yükselmeye vesile olsun. Teşekkür ederim herkese. Tekrar tekrar karşılıklı hatırlatıcı olduk. Hepimizin niyeti o hakikati için, kendimce gördüğüm öyle samimi ve gerçek ki bu samimi ve gerçeklikte buluştuk. Korumak nasip olsun.
olduğu sürece de, kendimizi hatırladığımız sürece de ayrılmamız mümkün değil. Bedenlerimizi terk etsek bile. Bir gün bir yerde herhangi birimiz. Yine o uygulama var. Orada andığımızda hepimiz yine oradayız. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat.